Merhaba sevgili dostlar. Bugün bilgisayarımıza taktığımız flash bellek, mouse, klavye gibi aygıtlar çalışmıyorsa ya da bilgisayarımız görmüyorsa ne yapabiliriz bunu göstereceğim. Daha önceki videolarımda bazı yöntemlerden bahsettim. Bilgi kirliliği olmaması açısından da şu an genel olarak hemen hemen tüm yapılan popüler yöntemleri sizlere göstereceğim. Öncelikle bir flash belleğimiz varsa ve çalışmıyorsa ne yapmamız lazım? Arama kısmına gelip Disk yazalım. Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir kısmına tıklayalım. Burada bizim disklerimiz karşımıza geldi. Yani bilgisayarıma girince C ve D disklerim var. Ama diyelim ben şu an flashı taktım ama flash gözükmüyor. Bunu nasıl göstereceğiz? Ee, mesela elinizde 16 GB'lık bir Flash bellek var. Burada bir alan açılır. Hani 16 GB'lık boş bir alan açılır e, ve ismi yoktur onun. C, D veya E yazmaz üzerinde. Siz o alanı bulacaksınız. Mesela C'nin üzerinden ben size göstereyim. C'ye geldim. Sağ tıklıyorum. Sürücü harfi ve yolu değiştir diyorum. Eğer e, flashınızı taktığınızda ses geliyorsa ekle dediğinizde burada bir alan çıkar. Ya da şöyle diyelim sağ tıklayalım tekrar tıklayalım. Değiştir diyelim boşsa mesela. Bunun adını mesela E yapalım. Yani bilgisayarda olmayan bende C ve D var ya. O yüzden E yapıyorum. Tamam diyorum. Ve burayı yeniledikten sonra yenilediğin ya da bilgisayarı kapatıp açın. Flash belleğinizin burada gözüküyor olması gerekiyor. Tabi bunu benim gösterdiğim gibi C'nin üzerinde yaparsanız sadece C'nin ismi değişmiş olur. Burada flash belleğinizin boyutuyla birebir olan alanı bulmanız lazım. Mesela burada 500 MB'lik bir kurtarma bölümü var. 100 MB'lik bir format bölümü var falan. Siz de burada ekstradan atıyorum 16'lık 8'lik bir alan vardır. Burayı bulup dediğim işlemi yapacaksınız. İkinci yöntemimiz ise PowerShell üzerinden hata giderme. PowerShell yazıyoruz arama kısmına. Windows PowerShell uygulaması çıkıyor. Bunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıralım. Evet dedim. Buraya vermiş olduğum kodu yapıştırın ve Enter deyin. Bakın ne diyor? Donanım ve aygıtlar. Sonraki dediğimde sorunları bulacaktır ve otomatik olarak düzeltecektir. Üçüncü yöntem ise daha çok mouse ve klavye mevzusu. Aygıt yöneticisine giriyoruz. Burada evrensel seri veri yolu denetleyicileri var. Bunun yanındaki oka tıklıyoruz. Bakın burada USB'ler var. Muhtemelen sizinkinin yanında burada ünlem işareti var. Ünlem işareti olana gelin sağ tıklayın ve cihazı kaldır deyin. Cihazı kaldırdıktan sonra tekrar sağ tık yapıp donanım değişikliklerini tara deyin. Bu şekilde klavye ya da mouse'unuzu görmüş olması gerekiyor. Son yöntemimiz ise diyelim flash belleği gördü ama içindeki dosyaları görmüyor. Resimleri, videoları. O zaman ne yapacağız? cmd'ye geliyoruz. Ya da arama kısmında cmd yazıyoruz. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyip evet diyoruz. Evet dedikten sonra benim vermiş olduğum kodu buraya yazın. Burada önemli olan kısım ise bakın burada D yazıyor ya. Sizin flash belleğinizin harfi E ise bunu mesela E yapın ya da F'dir. F yapın. Artık hangi harf verirseniz e yaptıktan sonra enter diyorsunuz. Pardon yanlış yazdım. Çünkü bende zaten e gibi bir sürücü yok. D diyelim. Enter diyorum ve bakın taramaya başlıyor. Tarama bittikten sonra artık flashı buradan yenilediğiniz zaman içine girip dosyalarınızın görünüyor olması lazım. İşlemlerimiz bu kadar. Bu dört işlemi yaptıktan sonra muhtemelen e, aygıtınız çalışmaya başlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.